Şirince yakın edenler nasıl geliyor sizin gözünüze? Hayretler içinde kalıyorum. Şaşırıyorum. Yani insanların bu kadar saf olacağına inanmak son derecede güç. Yani Einstein'ın bir sözü var. Einstein 20. yüzyılın en büyük dehalarından bir tanesidir. 1905-1915 yıllarında iki tane teori ortaya attı. Diyor ki iki şey sonsuzdur. Birincisi evrenin sonsuzluğu. İkincisi de insanların saflığı. Hocam birinci, sadece saflıkla açıklanabilir mi? Birinci sonsuzluk hakkında pek emin değilim. Orada biraz şüphelerim var diyor. Yani ikinci konuda hiç şüphesi yok. Şimdi bu Maya takvimi işin esasına gelince Maya takvimi 21 Aralık 2012 günü kıyamet kopacakmış. Burada da çeşitli senaryolar var. Şöyle senaryolar var. Bir senaryoya göre Babillerin veya Sümerlerin düşüncelerine göre Marduk denilen bir gezegen dünyaya çarpacak. Şimdi bir gezegenin yörüngesinden ayrılıp, güneş sisteminden ayrılıp, bütün bu Merkür, Venüs, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün gibi bütün bu gezegen sistemlerini yarıp, doğrudan doğruya güneşin çekim gücünü de bertaraf ederek, sadece dünyanın çekim gücüne kavuşarak dünyayı ikiden karpuz gibi ayırması mümkün değil. Bir defa normal şartlarda evrenimiz her nefis ölümü tadacaktır şeklinde verilen bir ayete uygun olarak biz burada nefsi sadece insan veya canlılık olarak alıyoruz. Her nefis dendiğine göre bütün bir yaratılmış olanlar anlaşılması lazım gelir. Uzayda, evrende her an, her saniye, her salise yeni bir yıldız doğar, yeni bir yıldız ölür, eski bir yıldız ölür. Hep ölüm ve doğum üzerindedir. Bizim güneşimiz de doğmuştur ve bizim güneşimiz de ölecektir. Ama bu bizim güneşimizin ölmesi büyük kıyamet senaryosuna uygun değildir. Çünkü güneş sistemi içerisinde bir tek yıldızın ölmesi hiç mesabesindedir. Nedir yani? Bir yıldız ölmüş. Zaten yıldızlar ölüyor, her yerde ölüyor. Bütün galaktik sistemlerde ölüyor. Neden ölüyor? Çünkü yakıtını bitiriyor. Yakıtı da hidrojendir. Hidrojen biter ve bu yıldız red giant dedikleri kırmızı dev ve sonra beyaz yüce halinde ölü bir gök cismi gibi uzayda dolanır kalır. Bizim güneşimizin akıbeti de odur. Ama hiç merak etmeyin daha 5 milyar yıl var. 5 milyar yıl var. 5 milyar yıl var.